Tabii ki hayır. O kadının ölmesine izin vermek hataymış. Senin ölmene izin vermek de aynı şekilde hata olur. Belki de ölmem. Belli mi olur? Belki de benim hikayem artık birilerinin dikkatini çeker. İlaç şirketlerini harekete geçirmek için yapıyor bunu. Bunun büyük bir ses getireceğine inanıyor. Afrika'daki ölümlerden daha fazla yani. Efendim. Bir televizyon kanalından arıyorlarmış. İlaçları almayacak yani, öyle mi? Yani daha fazla test yapmamıza da izin vermiyor. Hocam telefon. Meşgulüm. Kusura bakmayın, şu anda kendisi Kerem meşgul. Şikayetlerinin tüberkülozdan kaynaklandığına emin artık. Gördün mü? Sözümü dinlemeyince neler oluyor? Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtarır böylece. İşte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Geceleri terliyor, kalp hızı artmış, bilinç kaybı var. Ne diyor bize bu semptomlar? Çalıştırın saksıları. Tüberküloz değil. Otonom sinir sistemiyle ilgili olabilir mi? Beyninden kaynaklanmadığını biliyoruz. He? Adamın sinirlerini yiyip bitiren hastalık ne? Otonomik disregülasyon sendromu, Scheidegger sendromu, Fabry hastalığı. Adam izin vermiyor ki incelememize. Ne var? Bence Doktor Kerem Cevher'in kafası çalışmıyor. Yapabilirsiniz, evet, benden alıntı yapabilirsiniz. Hastane müdürü İpek Tekin. İpek, evet, İpek böceği. Pamuk, İpek, keten, öyle, evet. Ben asistanıyım kendisinin. Hı-hı. Doktor. Ne yapacağız? Neyi? Verem Kerem. Verem Kerem şova hazırlanıyor doktor. Onu engellemen lazım. Ben ne yapabilirim ki? Yaparsın mı bir şeyler? He? Koskoca Profesör Doktor Orhan Yavuz. He? Sen yapmayacaksın da kim yapacak? Hadi. Geç bir kıyak. Vallahi doktor, kusura bakma ya. Kız kansermiş bu arada, bildin. Bravo. Biyopsi melanom geldi. Erken dönem, kötü huylu. Gazeteci kız. Hmm. Hocam iyileştirir onu. Orhan hocam. Şifacı. Yapar bir şeyler. Yalnız doktor. Kusura bakmazsan açık olmam gerekiyor bu noktada. Herkesin hakkını herkese teslim etmek lazım, değil mi? Bu hastanın erken teşhisinde benim büyük payım var. Doğruya doğru. Dün gece tavlada sana yenildim. Ama aslında bilerek yenildim. Bir de sabah kahve suyunu ben ayarladım. Yani bana borçlusun. Tamam. Bu borcu da hemen tahsil edeyim diyorum. Hadi engelle şu Verem Kerem'i. Vallahi doktor, kusura bakma ya. Bu hastanenin bir yöneticisi var. Bir şey olsun istiyorsa ya da olmasın istiyorsa gidip onun başını ekşiyeceksin. İpek müdürün. Evet. Beraber ekşisek. Çalışıyorum. Hadi be. Kolay gelsin. Evet. Başa gelen çekilir. Bana bir konuda yardım eder misin? Hangi konuda? Şunu seçemedim de. Sence bu mu yoksa bu mu? Yeğenine falan hediye mi alıyorsun? Ha, yok, hayır. Benim yeğenim yok ki. Ne bileyim, uydurdum. Yani çocuk şeysi görünce. Bak sanki şu daha kaliteli bir şeye benziyor. Değil mi ya? Aynen. Ben de onu düşündüm. Tamam, teşekkür ettim. Çocuk hastalarından birine mi? Ha yok. Kerem'le aramızda bir muhabbet de ona hediye alacağım. Kerem'e? Tabii ya. Kerem'e hediye normal tabii. Çok normal.
Ne demek istiyorsun? Açık açık söylesene. Diyeceğim belli Zeynep. Sen bu Kerem denen adam için Ataşoğlu'yu karşına aldın. Bir yakınınmış gibi başından ayrılmıyorsun. Bir de bu hediye işleri falan. Yani normal mi bu ilgi alaka? Normal. Adam kendine adadığı ve haklı olduğuna inandığı bir davada hayatını ortaya koydu. Şu an sesini duyuramayan binlerce insanı temsil ediyor ya, düşünsene. Yani evet, bunu, bu durumu, bu adamı önemsiyorum ve bunu da gayet normal buluyorum. Hayır Zeynep, sen bu adamı önemsemekle kalmıyorsun. Sen çok daha ileriye gidiyorsun. Sen adamın bitmek üzere olan hayatın içine sokulmaya çalışıyorsun. Neden bilmiyorum ama belki de kendini önemseyebilmek için buna ihtiyacın vardır. Bitti mi? İyi. Bir daha bu dahiyane tespitlerini kendine sakla, tamam? Adam öldürecek kendini. Hayatını kurtaracak tedaviyi reddediyor. Hayır, tüberküloz tedavisini reddediyor. Zaten sen tüberküloz teşhisine ikna olmamıştın. Sorun ne anlamıyorum. Demek ki bir sorun yok. Ne inceleme yapabiliyoruz ne bir şey. İyi de Ateş, ben ne yapabilirim? Benden ne istiyorsun? Tut kollarından, bastır yatağa. Öldürüyor diyorum adam kendini. Ben adam öldürüyor kendini diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ruj sürüyorsun. Ne bu? Cenazeye hazırlık mı? Bugün öğleden sonra kendisi basın toplantısı yapacak. Tanı ve hastalığın seyri konusunda benim de bilgi vermemi istedi. Orada olmamı istiyor. Sen de seviyorsun sahne ışıklarını, spotları, flashları. Sen de en az onun kadar sahneye çıkmayı seviyorsun. Davasının haklı olduğunu düşündüğüm için destek veriyorum belki. Olamaz mı? Saçlar başlar. Kirpikler kıvır kıvır. Ne o? Senin janti köşe yazarı da geliyor herhalde. Sadece Verem Kerem değil. Hı hı. Bu dava için yapamayacağım şey yok Ateş. Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz halsiz. Bu daha başlangıç. Akciğerlerin kötüleştikçe semptomlar daha da belirginleşecek. Konuşman, nefes alman zorlaşacak. Ben nelerin beklediğini biliyorum. Ben sadece herhangi bir tedavi yöntemini kabul edip etmeyeceğini sormak istiyorum. Eğer korkutarak tedavi... Yok, hayır. Bahsettiğim palyatif tedavi. Morfin, narkotikler, ne gerekiyorsa son günlerini iyi geçirmeni sağlayabiliriz. Hatta yeterince iyi bir gün geçirirsen belki birlikte akşam yemeği bile yeriz. Ne güzel içerisi, serin, püfür püfür. Öyle olunca tabii hava insan muhabbete dalıyor, öyle değil mi? Kapatalım bakalım şunu.